Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tadı damağınızda kalacak harika bir New York cheesecake tarifi vereceğim ve tarife başlıyorum. İlk olarak 100 gram yulaflı bisküviyi sağlam bir buzdolabı poşetinin içerisine koydum ve üzerinden oklavayla geçerek iyice un haline getireceğim. Tamamen bisküvileri ezdim ve şimdi bir kabın içerisine bisküvileri döküyorum. Bisküvilerin üzerine 50 gram erimiş tereyağını ekledim ve güzelce karıştırıyorum. Bisküvili karışımım hazır ve 18 santimlik kelepçeli kalıbımı daha önceden yağlı kağıtla kapladım. Kenarlarda yağlı kağıdın güzelce durması için hafif kenarını yağladım ve yağlı kağıdı yapıştırdım. Ve bisküvileri içerisine döktüm. Güzelce tabanına bastıra bastıra eşit bir şekilde yayacağım. Tamamen güzelce yaydım. Ve şimdi iki katlı alüminyum folyo hazırlamıştım. Bunu kelepçeli kalıbımın dışına güzelce kaplayacağım. Kapladıktan sonra hazırlamış olduğum cheesecake'imin tabanını buzdolabına kaldıracağım. Buzdolabına kaldırıyorum. Ve şimdi cheesecake'imi hazırlamaya başlıyorum. 300 gram krem peyniri kabımı aldım. Üzerine 100 gram toz şekeri ekliyorum. Toz şekerle krem peyniri güzelce karıştıracağım. Kullandığınız malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin lütfen. Şimdi 150 gram ekşi krema ekliyorum. Ekşi kreması olmayanlar süzme yoğurt da kullanabilirler. Yine güzelce karıştırıyorum. Ve 120 gram krema ekliyorum. Kremayı da ekledikten sonra yine karıştırıyorum. Yapılışı çok kolay. Yalnızca çırpma teliyle karıştıracağız. Bu kadar basit. Videolarımı beğeniyorsanız ve yeni yüklediğim videolardan haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve o bildirim ziline dokunmayı unutmayın. Şimdi 2 adet yumurtayı ekliyorum ve yumurtayı da ekledim. Üzerine 1 paket vanilya ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Yumurta tamamen karışana kadar karıştırdım. Ve şimdi üzerine tepeleme bir tatlı kaşığı mısır nişastası ekliyorum. Lütfen eleyerek ekleyin. Nişastayı da yine güzelce karıştırıyorum. Ve bir yemek kaşığı limon suyunu ekledim. Limon suyunu da karıştırdım. Kıvamını görüyorsunuz. Pürüzsüz harika bir kıvamı var. Ve şimdi hazırlamış olduğum pasta tabanını bir kek kalıbımın içerisine koydum, yuvarlak borcamın. Cheesecake hamurunu döktüm, birkaç kere içindeki havalar çıkması için
kalıbı vuruyorum. Tamamen havasının çıkmasını sağlayın lütfen. Ve dışarısına yarıya gelecek şekilde sıcak su ekliyorum. 180 derece önceden ısıttığım fırında üzeri kızarana kadar öncelikle pişiriyorum. Ve daha sonra ısıyı 160 dereceye düşürüp o şekilde tam 45-50 dakika pişirdim. Ve pişirmenin ortasında da hafif fırının kapağını açıp içeriden buharın çıkmasını sağladım. Buzdolabında soğuttuktan sonra cheesecake'imi servis için hazırlayacağım. Kelepçeli kalıbımı çıkarıyorum. Ve cheesecake için şunu belirtmek istiyorum. Lütfen kullandığınız bütün malzemelerin oda ısısında olmasına dikkat edin. Yağlı kağıtları çıkarıyorum. Şimdi dilimleyeceğim. Bıçağımı kaynar suda önce ısıtıyorum. Daha güzel pürüzsüz kesmesi için. Ve inanın tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Bu arada heyecandan bıçağımı silmeyi unuttum. Ve en sevdiğim an, mükemmel sonuç. Bu görüntüden sonra mutlaka bu tarifi denemeye gideceğinize eminim. Sizler de denediğiniz tarifleri bana alt köşede çıkacak olan Instagram adresinden resmini çekerek gönderebilirsiniz. Ve cheesecake'imi servis tabağına alarak tadına bakmak istiyorum. Daha yakından nasıl olduğunu sizlere gösteriyorum. İnanın lezzeti şahane. Tadı damağınızda kalacak diyebilirim. Ve bu mükemmel lezzetin tadına işte ne kadar çok bakmak istediğimi buradan anlayın. Bir türlü çatalı ağzıma götüremedim ama en sonunda başarıyorum. Gerçekten abartmadan söylüyorum. Çok çok lezzetli olmuş. Sizler de deneyin ve bunun tadına bakın. Bana yorumlarınızı yazın. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni videoda buluşmak dileğiyle. Evinizden huzur ve bereket eksik olmasın. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.